İyi akşamlar. Ekotürk'tesiniz. Ana haber başlıyor. Evet, birazdan bir piyasa duayeniyle birlikte olacağız. Ahmet Mergen günü. Ahmet Mergen'in hazırladığı grafikler eşliğinde bugüne bakacağız. Ahmet Mergen'in hazırladığı grafikler eşliğinde hem Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz, hem bugün olup bitenlere bakacağız. Kripto para piyasalarında ortaya çıkan durumu değerlendireceğiz. Ama onların dışında önümüzde çok şey var. Bunları konuşmamız lazım. Bugün itibariyle Amerikan enflasyonu geldi. Amerikan enflasyonu ikinci ayda da beklentilerin üzerinde geldi. İkinci ayda tahminlerin üzerine çıkınca doğal olarak Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili süreci biraz daha ötelemesi gerekebilir bu durumda. Bildiğiniz gibi ilk kez Haziran ayından Temmuz'a ötelemişti. Şimdi Temmuz'dan sonrasını öteleyebilir. Ancak bu faizle değil, daha doğrusu bu enflasyonla değil ama bir sonraki ayın enflasyonu da benzeri şekilde gelirse, yine beklentilerin üzerinde gelirse muhtemelen Amerikan Merkez Bankası çok daha uzun vadeye yayılı bir faiz indirimi sürecine gidebilir. Bildiğiniz gibi çekirdek enflasyonda da bir artış var. Yani çekirdeğin artması asıl kaygı verici olan. Tüketici enflasyonu artabilir ama çekirdek enflasyonun artması son derece önemli. Bildiğiniz gibi çekirdek enflasyon gıda ve enerji hariç enflasyona verdiğimiz ad. Yani gıda ve enerjiyi çıkardığımız zaman geri kalan mal ve hizmetlerdeki fiyat artışına verdiğimiz ad çekirdek. Çekirdekteki artış önlenemiyorsa demek ki enflasyonda kalıcı bir yapışkanlık ortaya çıkmış durumda. Şu anda aylık bazda 0.4, yıllık bazda %3.2'lik bir enflasyondan bahsediyoruz. Amerika tekrar korkulu bir evreye doğru giriyor olabilir. OPEC, petrol üreticisi ülkeler topluluğu, petrol üretimini Irak'ın katkısıyla bir miktar artırdı. Irak devreye girdikten sonra gerçek anlamda bir güçlü bir petrol artışı oldu arzda ve bu arz fiyatları doğal olarak aşağı doğru çekiyor. Elbette Irak'ın petrol üretmeye ihtiyacı var. Petrol üretmeye ihtiyacı olduğu için de buna göz yumuluyor. Göz yumulduğu için de doğal olarak petrol fiyatları aşağı doğru geliyor. Sanıyoruz bu bir süre sonra engellenecektir. Irak tekrar eski normallerine dönecektir. IKEA, dünyanın en büyük mobilya devi IKEA tüm dünyada indirime gitti. Çünkü artık satışları eskisi kadar güçlü değil, geriye doğru gidiyor. Ve geriye doğru gittiği için de fiyatları bir şekilde dengelemek bakımından bir miktar indirime gitti. Dünyanın bütün ülkelerinde yaptı bunu, Türkiye dahil olmak üzere. Avrupa Birliği ülkeleri IMF Başkanlığı yarışında Kristalina Georgieva'ya yönelik bir kampanya yürütüyor. Şu anda tekrar Kristalina Georgieva'nın aday olması söz konusu. İyi bir IMF Başkanı mıdır değil midir tartışma götürür ancak şu anda anlaşılan o ki Avrupa Birliği Kristalina'dan çok memnun. Kristalina bildiğiniz gibi bir Bulgar vatandaşı. Çin, Rusya, İran, Umman Körfezi'nde büyük bir askeri tatbikata başlıyor. Bu son derece önemli, dünya açısından son derece önemli bir gövde gösterisi. Umman Körfezi bildiğiniz gibi bugünkü Aden Körfezi'nin doğusuna doğru gittiğinizde Hindistan'la Basra Körfezi arasındaki bir bölgeye, Basra Körfezi'nin çıkışındaki bölgeye verilen ad. Bu bölge şu anda ağırlık olarak tabii Hindistan'ın kontrolünde, Hindistan'ın interlandı sayılabilir ama Çin, Rusya ve İran bu bölgede bir gövde gösterisi yaparak Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'ya bir mesaj vermek istiyorlar. Bu uzun zamandır bu üç ülkenin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri en büyük tatbikatlardan bir tanesi. Bu tatbikata önümüzdeki süreçte yeni ülkeler katılırsa, örneğin Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkeler katılırsa gerçek anlamda NATO karşıtı bir güç oluşmuş diyebiliriz. Parasal piyasalara bakalım. Dolar TL 32.05'te şu anda yönü yukarıda. Bugün gelen Amerikan enflasyon verisine rağmen dolarda bugün iyi bir performans vardı. Dolar yukarı doğru yolculuğunu sürdürüyor. Hem Türk lirası karşısında hem de diğer para birimleri karşısında yukarı doğru yolculuğunu sürdürüyor. Euro'da, Euro TL'de 35'in üzerindeydik. 35.01'deyiz. Aşağı doğru sarkmaya başladı. Yönünü aşağı çevirdi şu anda. 35'in altına iner mi inmez mi bilmiyoruz ama şu anda 35 sınırında gezinen bir Euro'dan bahsediyoruz. Pound TL'ye bakalım. Orada da 40'ta. 40'ın üzerindeyiz. 40.96 yönü aşağıda. Frank'ta 36.52'deyiz. Orada da yön aşağı doğru, yönünü aşağı doğru çevirmiş durumda. Ancak Frank 35'in altına inmesi çok fazla mümkün gözükmeyen bir para birimi. Euro-dolar paritesine bakıyoruz. 1.09 şu anda yönü aşağıda.
Üstelik de bugün Amerikan enflasyonu gelmesine rağmen Euro zayıf bir gün geçirdi. Normal şartlarda Euro'nun güçlü bir performans sergilemesi lazımdı ama Avrupa'nın kendi içinde çok daha büyük devasa sorunları var. Bu devasa sorunları dolayısıyla Euro kendini toparlamakta zorlanıyor. Dolar endeksi 103.15'te yukarı doğru kafayı kaldırdı gidiyor. Dün 102'lerin üzerindeydi, yani 102'den 103'e doğru bir basamak atladı, şu anda 103.15'te. Altın 2162 dolarda, yönü aşağıda. Düne göre bir miktar aşağıda olmakla birlikte tekrar yukarıya doğru gelecek gibi gözüküyor. Çünkü yönünü çevirecek, birazdan Ahmet Mergen'le konuşacağız. Gram altında 2224 liradayız. Yeni bir rekor değil ama yine de bugünü, üstelik de kur yukarı doğru giderken gram altın aşağı doğru indi. Çünkü ons altın o kadar hızlı biçimde aşağı çekti ki gram altın yukarıda durmakta biraz zorlandı. Brent petrol 81 dolar 97 sentte aşağı doğru hareketli. Irak petrolünün devreye girmesiyle birlikte Brent petrol aşağı doğru gelmeye başladı. Muhtemelen 80 dolarları görebilir. Eğer Irak petrolü bir miktar daha artarsa 80 doların altında görebilir. 79 dolarları görebileceğimiz günler yakında. Baltic Dry Index'ine geçeceğiz ama ondan önce NYMEX'i söyleyelim. NYMEX, Amerikan Batı tipi Texas petrolü 77 dolar 62 sentte, orada da yön aşağıda. Baltic Dry Index'i, Baltic Kuru Yük Endeksi 2777 puanda, yönü yukarıda, 1.36 değer kazanmış durumda. Çok büyük bir değer kazandığını söyleyemeyiz ama düne göre kıyasladığımızda bir miktar yavaş fakat hızlı biçimde tekrar yukarıya doğru çıkma eğilimini gösteriyor. Bitcoin 72.059 dolarda, 73'leri gördü, oradan aşağı doğru sarktı, şu anda tekrar yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Bakalım Ahmet Mergen bu konuda neler söyleyecek, merak ediyoruz biz de. Ethereum 4.000 doların üzerinde, şu anda 4.021 dolarda, ancak bugünü aşağıda geçirdi, yönü aşağıda. Fakat 4.000'in altına inmesi çok fazla mümkün gözükmüyor. Borsa İstanbul kendini 9.000'in üzerinde tutmaya çalışıyor. 9.000'in üzerinde tutunup tutunamayacağını birazdan kapanış rakamları geldiği zaman daha net biçimde göreceğiz. İlk haberimiz Fitch'ten. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında Türkiye'ye en yakın davranan ve Türkiye'ye en fazla hoşgörülü davranan kuruluş olan Fitch, notu bildiğiniz gibi bir kademe yukarı doğru çıkardı. Türkiye'nin notunu B'den B+'a yükseltti. Görünümü de durağından pozitife çıkardı. Böylece Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke kategorisine gitme yolculuğunda bir basamak daha yukarı çıkmasını temin etti. Ama hala gidebileceği çok önemli bir yol var. Yaklaşık 4 basamak gitmesi halinde Türkiye yatırım yapılabilir ülke kategorisini alabilir. Fitch'in Türkiye analisti Eric Arispe Morales, Türkiye'nin mevcut ekonomi politika ekseninin daha dayanıklı olduğuna ve politikaların sürdürüleceğine olan güvenin pekiştiğini söyledi. Elbette Fitch böyle bir not verince doğal olarak tabii değerlendirmesi de olumlu olmak durumunda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari açık verilerini değerlendirdi ve cari açık hesabında bildiğiniz gibi Ocak ayında 2 milyar 556 milyon dolar açık verdik. Altın ve enerjiyi çıkardığımız zaman cari fazlamız var. Tabii altın ve enerjiyi çıkarmak çok manasız bir şey. Ancak böyle hesaplar yapılıyor. Altın ve enerji hariç cari açık gibi hesaplar çıkarılıyor. Bunların aslında çok iler tutar yanı yok. Bunu biliyorsunuz. Sanayi üretimi arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Sanayi Üretim Endeksinin Ocak 2024 verilerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda %1.1 arttı. Aylık bazda ise değişmedi. Bu aslında yıllık bazda 1.1'lik artışın çok önemli olmadığını, aylık bazda ise değişim olmaması aslında sanayinin yavaşlamaya başladığını gösteriyor. Kredi kartı, nakit, avans ve taksit sayısı düştü. Bankalar kredi büyümesini sınırlama önlemleri kapsamında birey ve kurumların nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını düşürdü. Ayrıca
Azami taksit sayısı 12'den 3'e kadar indirildi. 3 bankacılık kaynağından alınan haber. Bir bankada, bir kaynakta kurumsal kredi kartları içinde yine limitlerin sınırlandığını, yani kemerlerin sıkıldığını görüyoruz. Çok fazla tüketim harcaması var ve bu tüketim harcamalarının kontrolsüz bir şekilde büyümesinin önüne geçmek isteniyor. Üstelik de seçimden önce yapılıyor bu sıkılaştırma. Seçimden önce yapılan bu sıkılaştırma doğrudan vatandaşın oyuna tesir edebilecek faktörlerden bir tanesi. Amerika'da enflasyon beklentileri aştı. Günün haberi bu. Amerika'da Şubat ayında yıllık bazda enflasyon %0.4, aylık bazda %0.4, yıllık bazda %3.2 arttı. Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen, orada da böyle bir şey ama enflasyonda bu hesap yapılabiliyor. Çekirdek enflasyon, yani gıda ve enerji hariç enflasyon 0.3 arttı ve yıllık bazda %3.7'lik bir enflasyon şekillendi. Çekirdekten bahsediyoruz. Son derece korkutucu ve bazı Fed yetkilileri enflasyonda daha genele yayılan bir düşüş görmek istediklerini belirtiyorlar. Yani artık faiz indirimi için şu anda çok uygun bir mevsim olmadığı kanaatindeler. Evet, Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 9.069 puandan 0.69'luk kayıpla kapattı. Çok daha düşük bir seviyede kapatabilirdi. Son dakikalarda gelen yavaşlama eğilimi nedeniyle 9.000 puanın üzerinde tutunmayı başardı. BIST 30 Endeksi 9.643 puanda, orada da 0.56'lık bir kayıp var. BIST 500'e bakıyoruz. 10.655'teyiz. 0.85'lik kayıp da burada kendini gösteriyor. Bugünü kayıpla geçirdik. Yarına bakacağız. Evet, bugünün hikayesini Ahmet Mergen'le çıkaracağız. Ahmet Mergen'in hazırladığı grafikler eşliğinde konuşacağız. Ahmet Mergen, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Nasıl İyi gidiyor? Akşamlar herkese, size çok de. Çok teşekkürler. Ramazan'a girdik dolayısıyla. Evet. Evet, bütün bir süreçler değişti. Yani süreçlerin tamamı bambaşka bir noktaya doğru gidiyor. Şimdi bize bugünü bir özetlemenizi rica ediyorum. Yani benim verdiğim, biraz önce verdiğim haberlerden en öne çıkan haber, bildiğiniz gibi Amerikan enflasyonu. Amerikan enflasyonu beklentilerin üzerinde ve bu Amerikan Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte faiz indirimi konusunda çok daha böyle ipe un sereceğini gösteriyor. Yani hani Haziran dedik, zaten Haziran'ı Temmuz'a ötelemişti. Şimdi Ağustos'a öteleyebilir mi bilmiyoruz. Ama mesela bir sonraki ayda da enflasyon yine böyle yüksek gelirse, yine mesela 0.4-0.5 beklentinin üzerinde gelirse, bu defa tabii yapacak bir şey yok. Yani çünkü başını aldı, gidiyor bir yere doğru. Amerika enflasyonu kontrol etmekte neden zorlanıyor size göre? Yani şimdi enflasyon konusunda hani datalar geldi, işte 3.2, 3'e doğru geliyordu, 3'ün altında esasında isteniyor. Eğer %2'ye gelse çok daha iyi olacak ama yani %2 kısmı artık biraz eskide kaldı, geçmişte kaldı. Onun üstü artık kumlarla örtüldü ama 2.2, 2.25 falan oralara gelirse de onlar açısından kabul. Ama şu anda 3.2 dediniz. Evet. Yani gelen datalar. Yani bu datalar yalnız Türkiye'de değil, çoğu yerde de daha sonra düzeltilebiliyor. Doğru. Uygun datalar gelebiliyor. Dünya artık biraz böyle bu işlere döndü. Yani Amerikan Fed'i, yani Merkez Bankası demeyelim de işte doların değerini korumak için kurulan bu organizasyon, Federal Reserve, esasında insanların, Amerika'daki yatırımcıların ve bütün dünyada da tabii böyle risk iştahının anormal şekilde artmasını
dolardan kaçılmasını, kaçışı filan durdurmaya çalışıyor. Risk iştahının artmasına pek o kadar olumlu bakmıyor. Yani herkes doları satıyor, dolardan kaçan kaçana. E niye? Ya dolar üzerinde kazanılacak parayla karşı tarafta alternatif bir kazanç var. Bakın Dow Jones 29 binlerdeydi. Tabii. Dolar endeksi 114'tü. 114.70 filan. Ve o kadar süre geçti. Eylül ayıydı. 2022'nin de değil mi? Yani o civarda bir şeydi. Evet. O gün bugündür altın 1600'dü. Dow Jones 29. Nasdaq 10.000'in altı oralarda. 10.000 civarında. Bugün Nasdaq geldi 18.000'lere. Oralara doğru geliyor. Dow Jones 40.000'i zorluyor. Yani bir takım yerlerde insanlar para kazandı. Orada dolardan, faizden, oradan buradan kaçtı. Altın deseniz 2200'e geldi. 2190'ı falan vurdu. Tabii. Yani biz konuştuk işte 2300 hedefi falan verdik ama oraya biraz fazla kısa sürede geldik yani. Yani enflasyon. Brent petrol de tutuyor. Brent petrolün de yukarı gitmesi yani petrol fiyatını tutuyor işte. Doğru. 87'lere falan gidemiyor petrol. 82-83 hop dedi. Bir dakika dedi. Nereye gidiyorsun? Grafik yukarı doğru ittiriyor. Grafik diyor ki ben yukarı gideceğim. Yani grafiği bir şekilde bozuyor. Çünkü dünyanın en büyük üreticisi kendisi zaten. Evet. Orada da petrolün yukarı gitmesi birçok yerde fiyatların artmasına sebep oluyor. Onu da bir anlamda, o anlamda da yani bir hem siyasi açıdan petrolün gitmesini istemiyor. Anlattık ya defalarca. Yani Rusya, İran ve başka ülkeler var. Petrolden gelir sağlayıp ekonomilerini veya savaşı besleyen. Onu istemiyor. Zora girsin istiyor. Başka kendisine pek dost olmayan ülkeleri. Gayet doğal. Herkes bu şekilde bir ekonomik bir savaş içerisinde dünyada. Yani nükleer füzeler uçuşmuyor ama ekonomik füzeler uçuşuyor. Tabii. Yani AB'ye olan gaz ve değil mi? Petrolü kestiler, indirdiler. Efendim oraya yapılan, oralarla iş gören bankaları falan filan. Diyor, çok fazla diyor alışveriş yapıyorsun diyor. Kendine dikkat et diyor. Seni diyor takibe alıyorum diyor. Tabii. Ama öteki tarafta da Arabistan filan gibi bir sürü ülke var. Bunlar da petrolden para kazanan ülkeler, ekonomileri onlarla ayakta duruyor. Bu o ülkelerde Amerika'ya dost ülkeler. Amerika'nın kontrolünde olan ülkeler. Onların da tabii ekonomilerinin çökmemesi için aşağı taraf yaklaşık minimum 72 ama 76 filan orada duruyor petrol. Yukarı tarafta da 83. Amerika'daki enflasyon ya adamların ekonomisi yani büyüyor kardeşim. Oradaki ekonomi dehşet bir şey. Korkunç bir mekanizma. Evet. Ve üretim açısından da enflasyonu indirecek kadar üretime kapasiteye sahipler yani. Arz talebi yenebilir bir süre sonra. O bakımdan orada çok fazla enflasyonun yukarı gideceğine inanmıyorum. Arada sırada böyle datalar getirerek işte işsizlik dataları, efendim enflasyon işte tarım dışı veya şeydeki tarımdaki enflasyon, gıdadaki enflasyon, hizmet sektörü şu bu. Bana göre biraz manipüle ediliyor bu işler. Dolardan kaçışı önleyebilmek için. Evet. Bizde inşallah enflasyon yaz aylarından sonra aşağı doğru inecek. Ekonomik program. Fitch. Anlattık burada da dedik. 3 kuruluşta Türkiye'den bir bahane bekliyor. Bize bir şey verin, bir bahane yapalım, onu gösterelim de evet, notunuzu arttıralım diye. Üçü de pozitife çevirdi görüntüyü. En sonunda Fitch not arttırımına gitti. Ama biz 4. katta falanız. Gökdelenin altındaki otoparkın 4. katındayız. -4'teyiz. Evet. Buradan sıfıra gelmek lazım, zemine gelmek lazım. Böyle dönerek yukarıya doğru çıkmak lazım. Onun için de Türkiye'nin şu arabanın içine binip gaza basıp üst katlara doğru hareket etmesi lazım. Evet. İnşallah edeceğiz. Umarım. Peki. Ama bu yalnız üretimle değil, kamudaki harcamalar şu bu, bunlara da bakmak lazım kardeşim. Kısmak lazım artık. Yeter şatafat. Bu ne ya? Ya bu ülke
çok daha başka yerlere bu parayı harcayabilir. Yani artık biraz acımak lazım bu ülke insanına ya. Yeter. Evet. Peki, geçelim mi grafiklere? Geçelim. BIST 100 günlük grafiğimiz şu anda ekranda. İşte ah vah öldük bittik sesleri arasında 20 günlük ortalamayı deldik. Aşağıya doğru geldik. 50 günlük ortalama yeşil renkli olan eğri, noktalı eğri. Orası 8740'lar falan civarındaydı. Oradan döndü. Sol tarafta geçilen tepe 8562. Onun altına inmedi. Evet. Asansör 8500-7200 arasındaki alanı bıraktı. Oradan kalktı bir üst kata çıktı. Asansör kat kat gider yukarıya doğru. Şimdi bu katta inenler var asansörden, binenler var asansöre. Yani bunlar kim? Alıcılar var, satıcılar var. Doğru. Asansöre iniyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Bir süre sonra bu asansörün bir tane çalışanı var. Güzel böyle üniforması falan var. O diyor ki, düğmeye basıyor, bir üst kata gideceğiz diyor. Hop, asansör bir üst kata çıkıyor. Buradaki asansörün üst katı 9750'nin üstü. Evet. Şimdi hedef olarak nasıl yapacağız? 20 günlük ortalama yani nerelerde? 9000'in üstünde. Endeks bugün 9069'a kadar bir geldi. Biraz aşağıya doğru bel verdi. Çıkışın karşısında satış geldi. Endeks 9368'e geldi. 9450 gelmedi. Orayı geçemedik. Oradaki satıcı sağ tarafa yıkıldı. Endeksin bu son çıkışını biraz durdurdu. Ama aşağı tarafta da 20 günlük ortalamada destek var. Burada ufak bir, isterseniz V deyin, isterseniz yarım daire deyin, isterseniz U deyin. Öyle bir görüntü var. Aşağısı 8400 gibi, yukarısı 9400, pardon aşağısı 8700, yukarısı 9400. 700 puan. Bu yukarı katlarsa 10150 gösteriyor. Ama hemen oraya gitmez. Çünkü önce Kastamonu'nun K'sı ile tanımlanan evet. 8500-7200 bu var yukarı yönde. Kastamonu'nun K'sı kadar gittiğinde daha gidemedik. 9750 hedefimiz var. 10150'ye gider mi? Oralara doğru niyetleniyor. Haftalık grafiğe bakarsak uzun vadeli yatırımcı için hani alacak, kuluçkaya yatacak, 2 sene üzerinde hisseleri ısıtacak. Buna bakarsanız 20 haftalık ortalamadan üstündeyiz. Ortalama nerede? 8433. Değişmiş olabilir biraz. Ama dikkat ettiğiniz gibi 20 haftalık kırmızı renkli eğrinin üzerinde hoplaya zıplaya hoplaya zıplaya tırmanıyor. Bu biraz da enflasyonla ilgili tabii ki. İnsanlar paralarını değerini koruyabilmek için bu paraları saklayabilecek, bir yerlere plase edebilecek yerler arıyor. Onun arayışı içinde. Araba alıyor, bilmem ne alıyor, şunu alıyor. Burada da ya kardeşim bu ürünleri üreten bu şirketlerde normalde değer kazanır diyor. Bari paramı orada diyor korumaya çalışayım. Biraz da şansım olursa param artar diyor. Onun için geliyor buraya. Bir çekiç oluştu. 9450 geçilirse muhtemelen geçilecek. Burada biraz seçime kadar itiş kakış olur. Ama seçimden sonra bir şey olacağını zannetmiyorum. Niye? Bir şey bildiğimden mi? Hayır. Eğer olsaydı, olacak olsaydı Fitch not arttırmazdı. Bu kadar basit. Ötekiler de bekliyor aportta not arttırmak için. Ama bahane yok. Ama Fitch bir bahane buldu kendine. Kamu giderleri falan filan biraz kısılsın. Şimdi parayı kısmaya çalışıyoruz. Biraz olumlu bir haber gelse bizim belalı S&P. O arttıracak. Onu bekliyoruz. Ama o da arttıracak diye düşünüyorum bu sene. Ama seçim sonrası hani programdan sapar mıyız, kaçar gider miyiz? Türkiye artık öyle bir noktada ki bu ekonomi bana göre dönülmez akşamın ufkunda. Bundan sonra bir enflasyon daha böyle yerse bu oranda sıkıntı büyür kardeşim bu ülkede. Bu ülke insanı zeytini taneyle satın almaya hiç alışık değil. Hayatında öyle bir şey görmedim. Dünya Savaşı hariç. Yani zeytinin tanesi şu kadar. Baklavanın dilimi 35 lira.
Pardon ya. Nerede yaşıyoruz? Amerika'da falan değiliz. Burası Türkiye. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, yaşanmadı. Onun için bu program bana göre devam edecek gibi gözüküyor. Eli mahkum. Dolar bazındaki grafiğe geçersek. Peki. Geldi dolar bazında BIST 100. Burada da 304 dolardan döndük. Şimdi nereye kadar indik? Normalde 271'e kadar indik. Biraz fazla geldik. Hemen tırmandık. İki tane ortalama arasındayız. Bugün aşağı verdiler. Sonra geri geldi. Niye geri geliyor? Orada çünkü dolar bazında 50 günlük ortalama var. Maliyet var. Tabii. O nerede? 284'te. Çarpın 284'ü. En basit çarpalım. Hazır kıta. Şöyle. Bir şeyi bulabilsem hesap makinesini. 32.20 diyelim. Evet. Çarpı. Ne dedik? 284. 9144. 32.10 alsanız. Yani 9100 civarı. Endeks nerede kapattı? 9069. Evet. O araya sıkıştı. Bence 304'e doğru önümüzdeki günlerde bir hamle olur. Biraz zaman lazım burada. O kırmızı renkli eğri yani 288 doların üzerine çıktığı anda ordular hedef, ilk hedefiniz 304 dolardır. Oraya doğru gidecek yatırımcı ordusu. Ama gün gelecek 313 doları vuracak. 313 doları vurmak için de şöyle yapalım. 313. Oraya gelene kadar dolar 33 olur herhalde. Olur. 10.300. Biz ne dedik? 10.150 hedefi var. O dairenin, yarım dairenin yukarı yönde katlanması. Hangi daire? 9.450. 8.700. 700 puanı katladığın anda yukarıya 10.200. Burada da zaten 33 dolar, 33 liradan 313 hedefine giriyor. Rakamlar çakışıyor yani. Ben hala ümitliyim. Yani iyimserim. Peki. Yani, evet, iflah olmaz bir iyimserim ama iyimser olmaya çalışıyorum ya. Ne yapayım? Peki. Yani, aylık grafiğimiz yani, geliyor. BIST 100 aylık. Burada da büyük bir çanak var. Aşağıdaki yatay alandan koptu. 324 dolar esas hedef orası. Evet. 324 dolara yaklaştıkça korku dağları bekliyor. Ama bir döndük oradan 313. Şimdi bir daha gidersek 313'e sonraki program olumlu netice vermeye başlarsa S&P bir not arttırımı 324'ü devirir. Nereye kadar gider? 324. Aşağı taraf neresi? 250. 246. 250 desek 250, 320, 70. Koy 70'i üzerine. Etti sana 400 dolar. O biraz daha vakit alır. Bu senenin sonu olmayabilir yani. 2025'e kayabilir oralar. Ama bu çanak tamamlanacak. Yani bu çanak tamamlanacak, katlayacak. 2028'e doğru zaten yolu 500 doların üzerine gitmeye başlar. 2032-2033 oralar. Oralar 850-1200 dolar hedef orası bana göre. Söylediklerimizin çoğu çıkıyor. F-16'lar onaylandı mı? Onaylandı. Kitler onaylandı mı? Onaylandı. S-400'ler gidiyor mu bir yere? Gidiyor. F-35 projesi tamamlanmak için tekrar konuşmalar başladı mı? Başladı. Türkiye'nin Kaan yeni nesil uçağı bir yandan gelişirken Türkiye'nin 5 tane alacağı var F-35 ama Türkiye bizim haberimiz olmadığı şekilde mutlaka aşağı tarafta komisyonlar şu bu falan bir görüşmeler oluyordur. Sayın Fidan da gitti. Blinken miydi? Evet. Gazeteler öyle yazıyor. Evet, Türkiye ile ABD arasında evet. Yeni gelişmeler oluyor. Yeni bir bahar havası var. Var tabii. İsveç'in 25 bin kişilik askeri nerede? 700 bin kişilik Türk ordusu, komandosu nerede? İsveç onaylanmış. NATO'ya girişi. Ben bayağı bir rahatladım. Şimdi artık güven içindeyim. Bana bir şey olmaz diyorum. 25 bin kişilik ordusu da beni korur artık. Tabii. Hikaye o değil. Yukarıdaki çember kapanırken halka, aşağıdaki en güvenilir halkayı mı bırakacaklar açık?
Bence mümkünatı yok. Başka işler. Bu piyasa başka işleri yani fiyatlıyor bence. Sadece ekonomiyi fiyatlamıyor burası. Ben hala yukarı gideceğine inanıyorum piyasaların. Peki. Ama garanti. Abi onun garantisi yok. Herkesin parası kendine. Yani sonra ben para kaybettim falan filan. Hiç bu muhabbete gelemem. 72 yaşında kimsenin vebalini taşımam. Yani bu saatten sonra adios amigos. Ben sadece kendi görüşümü bildiririm, belirtirim o kadar. İsteyen bilgileri alır, değişik yerlerden alır, tartar kendisi, düşünür, taşınır, kaşınır. Ondan sonra karar verir, onu bilemem. Geçelim. Geçtik. Dolar endeksi günlük grafiğimiz. İşte burası aşağı doğru geldikçe FED huylanıyor. Doğru. Burası 101, 100.50. Yani 100.5, 100.1 filan alt tarafta. Yatayda kaldı burası. 105.5'un üzerine doğru yanaştıkça satış geliyor. Kaçıyor piyasadan, piyasa dolardan. Aşağı doğru gelirken de FED bu sefer huylanıyor. Herkes dolardan kaçıyor. Çünkü her tarafa dağıldığı anda büyük para, tabii, kontrolü zor. Burada FED'in bu parayı kontrol etmesi kolay. Öteki tarafta o kadar kolay değil. Dow Jones, Nasdaq, American Exchange, o bu, DAX, altın, petrol, karışık ortalık. Ama burası kontrol edilebiliyor. Burada faiz, maiz falan çok rahat. Eli alıştı kontrol etmeye. Ama sanki biraz daha aşağı kayacak gibi. 50 günlük ortalamaları falan altına gitti. Bir de üstelik 20-50'yi aşağı yönde kesti. Bana göre deadly cross oldu. Ölümcül kesişme, kısa vadeli. Ölümcül bir kesişme var. 102'lerin altına doğru sarkabilir diye düşünüyorum. Geçelim. Geçtik. Ons altın günlük. Ya yeter ama. Kısa vade yeter. Tabii yeter. Ya bu yani bu şey değil. Altcoin, üstcoin bilmem ne falan gibi yani o kadar işte 8x, 10x, 38x falan çarpılar o kadar olmaz burada. Burası dünya çapında alışverişi olduğu yer. Büyük kontratlar falan dönüyor burada. Yani baktığın zaman 1984'de bir verdiler, milleti bir silkelediler. Daha önce kopuyordu yukarıya. Ama pozisyonları kapattılar. Forex piyasasında herkesi stoplattılar. Öyle yaparlar. Yukarı gidecekse önce aşağı gider. Herkes stoplar, stoplanır. Ondan sonra yukarı gider. Yukarı gidecekse böyle. Aşağı gidecekse önce yukarı gider. Herkes stopları çalıştırır. Zarar ziyan. Sonra aşağı devrilir. Burası dipleri birleştirelim. 1810, 1984 çizdik çizgiyi. Buna paralel aldık bir çizgi. Tepeye koyduk. O da 2195'le falan orasıyla çakışıyor. 2200'le. Aşağı tarafta yatay bir alan var. Neresi orası? 2080. Aşağı taraf 1980. Evet. 100 dolar fark. Trabzon'un veya Tokat'ın T'si katladı yukarıya. 100 dolar katlarsa 2188. Biz nereye geldik? 2195. Tamam. Esas daha büyük çanak biraz daha sonra. 2300. Bu şimdi bence aşağı doğru biraz yani 2150'lere doğru falan bir sarkabilir. Geçilen bir hayali gibi 2145 var. Orası değil de 2130 falan biraz daha kabul görebilir yani. Yani ortalama bile 2100'ün altında kaldı 20 gün. Hele bir dur. Yani ortalamaya doğru gelirken ortalama da oraya doğru gider. Bir yerde kavuşurlar. Muhtemelen 2030'lara doğru falan bir yerde kavuşacak. Ama trend yukarı. Böyle bir kanal içinde yukarıya doğru gidiyor. Kanalın üst çizgisine geldi. Satış gelir kısa vadede. Kar satışı veya pozisyonlar falan değişebilir. Büyük oyunlar dönüyor çünkü forex piyasasında. Kontratlarda. Geçelim. Peki gram altın günlük? Bu da yeter. Kanalın dışına çıktı bu da. Niye? Ons altına bağlı olarak gitti. Tabii. Dolar zaten gidiyor da dolar gıdım gıdım gidiyor. 32.06 oldu. Güya. 32.20'ye, 32.30'lara doğru gidiyor. Alıp satmaya kalkarsan döviz bürosunda 33. O ayrı bir hikaye. Ama burası da bence biraz fazla gitti. Ons altın aşağı doğru gerilerken bu da ons altına bağlı olarak biraz düşebilir fiyat olarak.
İyi gitti çünkü. Ama trend yukarı. Belli bir şekilde dünyada da altın yavaş yavaş yukarı gittiği için son zamanlardaki hızlanmayı bıraksak da altın da gidiyor yukarıya, burayı destekliyor. Bizde zaten dolar TL aşağı inmiyor. O da hesabı yaptığın zaman formülün içinde gram altını destekliyor yukarı yönde. Geçelim. Geçtik. Gümüş geldi. Ons günlük. Burası kanı prensibiyle yürüyor galiba. Evet. Gitmiyor. Gitmiyor yani, çok kolay kolay gitmiyor. Altın çok daha hareketli, çok daha heyecanlı bir yer. Burası ömür törpüsü gibi, fakat burada da 50 ay 4 senenin ortalaması var maliyeti. O da 22 dolar civarında. Onun için bunun 22'nin altı kolay kolay gitmez. Yukarı tarafta 26 dolar var bekleyen hedef. Bir de 28 dolar var. Bir ara 30 doları gördü fakat kalmadı. 28,5-29'larda bir vıdı vıdı var. 2-3 tane tepe var orada hatırladığım kadarıyla. Büyük bir çanağa gidiyor. Ama bu daha 4 sene falan olacak herhalde içinde. 30 ve 22 arasında böyle bir yarım daireyi tamamlamaya çalışıyor. Şu an 26-22 yukarı katlarsa 30. Ama 30 ile 22 veya daha doğrusu 30 ile 21 arası, 20-69 var orta tarafta. 21 ile 30'un yukarı yönde katlarsa 39 filan, 40 dolarlı hedeflere var ama bence ona daha 3-4 sene filan anca gider oraya. Ya bu 2011 senesinde şeyi gördü, 49 doları gördü. 2011'de altın 1920'lerde filandı, 23'tü. Evet. Bu 49 dolar, hatta 50'ye çok yakındı. Altın bastı gitti. Bugün 2200'e geldi. 1900 nerede? Burası bırak 50 doları 30'a gelemedi daha. Yani bakıldığında. Epey geriden geliyor maalesef. O da tabii dünyada üretimi fazla herhalde. Bir de tabii yani gümüş çoğu yerde kullanıldığı için tabii. Enflasyona da tabii katkıda bulunmasın diye üretimi artırıyor olabilirler. Yani gümüş aynı zamanda endüstriyel bir malzeme. Onun için de fiyatının yukarı gitmesine mani olmaya çalışıyor olabilirler. Çünkü üretilebiliyor bol miktarda. Her yerde var madenler. Altın biraz daha şey, netameli. Bir şey zor. Altın için bizim gibi ülkeleri bulmaları lazım. Neyse, geçeyim orayı da. Brent petrol günlük. İşte burası. Anlattım da demin gibi başında. Burası hem siyasi hem de enflasyon dolayısıyla yukarı gitmemesi gereken. İpin ucunu kaçırmak istemiyor Amerika. Yani aş kadar yukarı gidebilir bu, gitmesi. Normalde gitmesi lazım ama tutuyor burada. Yani sıkışmayı görüyorsunuz. Günlerdir orada. Nerede? İşte 81-83 arası. Yani altın şey, Brent petrolde filan iş yapan insanlar bayağı sıkılmıştır. Onlar böyle dar alanlarda iş yapmaya alışık değildir. Göründüğü gibi böyle baksanıza mumların boylarına. Yukarıya aşağı çok sert hareketler olur. Doğru. Böyle sıkışık alanda 30 gün. Oy. Yani şu anda egzama falan olmuşlardır onlar. Derileri falan kaşınıyordur sıkıntıdan. Ama yukarıda götüremiyorlar. Çünkü supplier dediğimiz bir, değil mi, üretici var. Elbet. Yani getiriyor. İsterse depoları, varilleri senin kapına koyar yani. Aşağı gitmesine de müsaade etmiyor. Aşağı tarafta da işte 72 falan kaçtı, 73 falan oralarda hatırladığım kadarıyla. Orada da 50 aylık ortalama var. Maliyet var orada da. O da onun da altına inmiyor. Buralarda dolaşıyor. Hatırlarsın bir zamanlar tankerle beraber vermeye razılardı. Evet, doğru. Sıfıra doğru. İndi. Hatta 15 evet. Dolara falan indi bir aralar. Evet. Yani bir gün bir indi çıktı. O kamp tabii kimse bir iş yapamadı ama şimdi bakıldığında şu fiyatlara bakıp oralara baksanız Allah Allah, 2016 senesinde 32 dolardı. Ocak ayında 2016. Çok iyi biliyorum. Oradan kaptı 2 ayda 2'ye katladı. 58'lere falan gitmişti. Geçelim. Geçtik. Nasdaq var günlük. Tarihi zirvelerle oynaşıp duruyoruz. Bugün de yukarıda. Tekrar orada o mavi renkli çizgide kırmızı renkli eğri destek 17 bin nerede orası? 900'de.
sert bir düşüş geldi. 18 binlerin üzerinden, 18.416'dan, tarihi zirveden. Ama orada sanki ikili zirve gibi oluyor ama pek o kadar emin değilim. Çünkü kanal içinde, çıkış kanalı içinde kahverengi çizgilerle belirtilen çıkış kanalı içinde hala yukarı gidiyor. Bugün de 20 günlük ortalamadan tekrar yukarı dönüyor. Eğer kanalın içine kendisini atarsa, 18.416'nın içine giderse 18.700'ler falan hedef olur. 20 bine doğru koşuyor hala. Fed'in faiz indirimleriyle. İndirmedi diyelim. Bence Eylül falan kaçışı yok. Yani Eylül'e doğru falan kaçışı yok. Piyasa Fed ne derse desin. Piyasa satın alıyor bir şeyi. Yani Fed'in konuştuklarına karşı piyasa falan filan diyor. Hiç duymak bile istemiyor sanki. O gidiyor piyasa. Rotayı tutturdu. Fed bağırınıp duruyor orada. Durup dururken de faiz arttıracak hali yok herhalde. Soru sorarlar. Hop ne oluyor diye. Yine seçime doğru gidiliyor falan filan. Neyse geçelim ama burada endeksler yukarı. Peki. 9 dakikamız var. 8 grafiğimiz kaldı. Dow Jones. Dow Jones da yukarıya. Evet. Burası da 40 bine doğru gidiyor. Bir satış geldi. Hedefe erişti. Hakkari'nin H'si kadar yukarı gitti. Yatay o çanağı katladı yukarıya. 20 günlük ortalamanın orada tutunuyor. Bugün orası da yukarıda. 39.282 geçildiğinde hedef 40 bin. Bunun büyük hedefi 37 bin, 29 bin. 37 bin üzerine 8'i koyarsan 45 bin. 45 bin dolar ama bugün yarın değil. Belki seneye bilemeyeceğim bu kadarı. Hele bir Fed'in faiz indirimleri başlasın görürüz. Geçelim. Geçtik. DAX geliyor günlük. Tarihi zirvelere gidiyor. O da kendi çanağını katlamak üzere. Tarihi zirvede. Bu da bugün de orası. O da da yukarı. Kaç yukarı? 176 gösteriyor. Tırmanıyoruz. Neredeyiz? 17.922. 17.879 da geçmişiz bakın. Tarihi zirveye gidiyor. Bütün bu karambolde. Yani trend yukarı burada da. Geçelim. Geçtik. Bitcoin. 17.500'de ortalama var. 20 günlük ortalama. Onun üstünde kaldığı sürece yukarı. Peki. Bitcoin. Bitcoin var sırada. Evet. Yani 66 bin oralara doğru geldi. 64 bine. Dedim herhalde 69 bindeki zirveyi yoklamadan önce bir 58'i vurur. Vurmadı. Direkt gitti. 69'u oralara geldi. Oradan bir satış yedi. 66 yedi işte 67 bin civarından. Gün içinde gitti geldi galiba. Evet. Bayağı bir hızlı indi çıktı. 15 dakikada yarım saatte falan gelen bir yer burası. Ama iyi toparladılar. 20 günlük ortalamaya yaklaştı. Oradan tekrar toparladılar. Şu anda 73 bin dediniz. Evet. Yukarıya doğru tırmanıyor. Vallahi burada yani devasa bir çanak var. Çanak ne çanağı? Çanak 69 bin. Zannedersem aşağıda da kaçı görmüştü bu ya? 17 binleri mi? Öyle bir yeri gördü. 20 binler civarında. Bu devasa çanak yukarı yönde katlanabilir mi? Önümüzdeki 2 senede falan belki katlanabilir. Ama trend şu anda yukarıya. Fed'in faiz indirimleri falan devreye girerse bunun aşağı doğru gitme şansı azalıyor. Altınla beraber aynı yönde gidiyorlar genelde. Fed'e bakıyorlar. Fed biraz zorluyor, mırlıyor ama bu piyasa, bu piyasa hiç bana mısın demedi. Kulağın arkasına hatta hadi git dedi. Hoş, sen dedi Boğaz'a karşı konuş Fed, heyecanlı oluyor dedi. Potomac River'a göre gider konuşursun Washington'da, burası yukarı gidiyor. Göründüğü kadarıyla ama tabii burada da balinalar bir şeyler var. Büyük yatırımcılar, evvelden toplamış yatırımcılar Bitcoin'leri, büyük adamlar, büyük kapital sahibi kişiler. Onların zaman zaman sert satışlarıyla da tabii bu piyasa etkilenebiliyor. Evet, geçelim. Ethereum'dayız. Evet, Ethereum haftalık. Bunu da koyduk çünkü bu da çok süratli ama bu ne oldu ya burada? Bu da roket enzi oldu. Sol tarafta 4379 var. Haftalık bir grafik bu. Evet. 2021 senesinde. Oraya doğru yanaştı. Burada biraz böyle dinlenebilir yani. Burada biraz bir mola alabilir. Everest'e çıkıyoruz. Hiç mola almadan roketliyoruz yukarı. Yok kardeşim oksijen yok. Yükseldikçe tık nefes olursun. İyi geldi. Bence kar satışı gelirse de şaşırmam. Yani birileri verip alırsa şaşırmam. Çünkü geçilen tepe 3000
580 mi? Öyle bir yerde. Geldi 4100'e. Yani 3600-4200 arası gitse gelse gene şaşırmam. Biraz çıkmış, hızlı çıkmış. Daha doğrusu o bakımdan yatırımcılar açısından hani kar, biraz kar alınabilir mi? Bence alınabilir ama esas tepe, evet, dedikleri gibi 4877'de. Ana çanak orada. Bitcoin ana çanağı tamamladı. Bu da ana çanağı tamamlar diye belki bastırabilirler yukarıya doğru ama artık giderek suni bir hareket olur. Bu kadar dik çıkış tutturulamaz. Paraboliğin üstüne doğru 90 derece olunca onu tutturamazsın artık. Bir yerde çok sert bir satışa maruz kalırsın. Geçelim. Geçtik. Dolar TL haftalık. Onları öyle gösterdim. Klasik yukarıya doğru gidiyoruz. %50 enflasyon olsa kardeşim, bakkal hesabı yapsak 30'da başladık, 45'te bitiririz seneyi. Ne kadar basit. Trend yukarı. Bir şey diyecek halim yok. Görüntü itibariyle enflasyon %50'de tutabiliyorsak ortalama, biz biraz daha doları tutarsak, ben şöyle diyorum. Her ay 1 lira ekleyin dolara. Mart ayı 33, Nisan 34, işte Mayıs 35. Öyle gidiyoruz yukarıya doğru. 30 liradan başladık. Evet, geçelim. Geçtik. Euro TL. Gram altını destekliyor bu da tabii. Doğru, tabii. Euro TL. Yani Euro TL, o da gider. Aynı şekilde, aynı rotada. Fark etmez. Neyle başladı? Orası da diyelim 32 ile başladıysa, 33 ile başladıysa, %50 de oraya koy. Oraya dolar 45 olursa burası da 50 olur. Yani hesap belli. Doğru. 1.10 Euro dolar paritesi. 35, 1.10'la çarp. Euro o zaman dolar 45 olursa 1.10'la çarparsan Euro da 50 lira olur. Euro 1.15'ler 1.20'lere gitmezse. O zaman 52-53 olur tabii. Geçelim. Peki Euro dolar günlük sondan 2. Yatayalım. Valla sıkıcı bir piyasa bence. Ama 1.09-1.07 arasına sıkıştı. 1.09'un üzerine hamle devam ederse 1.11-1.11.50 oralara gider. Yukarı taraf yaklaşık 1.11, aşağı taraf 1.05. Bir gün gelip de buradan kopacaksa ve bunun kopması için Fed'in faiz indirimine başlaması, Avrupa'nın da Merkez Bankası'nın faiz arttırımına biraz zor gidecek orası. Ama hiç olmazsa olduğu yerde kalırsa Fed'in faiz indirimleri dolayısıyla burası işte 1.11'in üzerinde 1.14'e doğru yol alabilir. Geçelim. Peki son grafiğimiz. Pound dolar. Burası euroya göre daha cesur. Evet. Bu yani dolara karşı daha iyi çarpışıyor. Bakın burası 1.28'i geçti. Bunun hedefi 1.31. Şimdi o kırmızı orada bordolarla görünen yatay alanda aşağı taraf ne? 1.25. Yukarı taraf yaklaşık 1.28. 1.25, 1.28, 300 pips. Koy üzerine 1.28'in 1.31. Bence hedef orası. Kanal içinde gidiyor. Dipleri birleştirdim. Kahverengi çizgi. Aldım o çizginin paralelini. Tepeye koydum. Üst tarafta. Bıraktım. Bir kanal oluştu. Buradaki çıkış üst tarafta 1.31.50 civarındaki bordo renkli yatay fiyat direnci ve bu kanalın üst çizgisiyle oralarda bir yerde birleşirse satış gelir. Klasik. Ama bu göründüğü kadarıyla 1.27'nin filan 1.26.50, 1.27'nin üzerinde kalmaya çalışıyor. Tutunabilir. Yani GBP daha iyi davranır Euro'ya göre. Yani İngiliz Merkez Bankası daha hızlı karar alabilir. Cart, curt falan faizi arttırabiliyor. Avrupa biraz daha böyle çok ülke olduğu için çok fazla ülkeyi düşünmek zorundasın. Dert Almanya'da. Almanya'nın derdi. O kadar çok ülke var ki. Yani faizi şöyle yapsam, böyle yapsam o zırlıyor, bu zırlıyor. Ötekinin ekonomisi çöküyor, bununki zarar görüyor. Onun için. Evet. Ama GBP, İngiliz Merkezi, İngiltere tek başına istediği kararı hemen alabiliyor. Evet. Galiba bitti. Hepinize iyi akşamlar. Çok teşekkürler Ahmet Mergen. İyi iftarlar. Herkese evet. Hayırlı olsun. Ahmet Mergen'in hazırladığı grafikler eşliğinde ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.